arkadaşlar. Merhaba Blender severler. Bu dersimizde Blender'da yeni bir kamera takibi çalışması yapacağız. Bu kamera takibi çalışmamız diğer kamera takibi çalışmalarına oranla biraz daha farklı olacak. Bu çalışmamızda havada asılı olarak duran yazılara kameramızı yakınlaştıracağız. Bir noktada kameramızı nesnelere yakınlaştırmış olacağız. Hemen dersimize geçelim. E bu küpe şu an için ihtiyaç duymuyorum. Bunu sileceğim. Çünkü daha sonradan da sileceğime şu anda silmiş olalım. Hemen artıya basıyoruz. Ardından VFX'te Motion Tracking arayüzünü çalıştırıyoruz. Open ile video dosyasını içeriye aktarıyoruz. Evet videoyu içeriye aktardık. E sonra ne yapıyorduk? Burada kareyi belirleyelim. Kaç kare olduğunu. Set Scene Frames ile 402 kareymiş. Prefetch ile bunu ön belleğe alalım. Çok daha rahat bir şekilde oynatılabilmesi için. Evet bu işlemimiz de tamamlandı. E şimdi burada footage bölümünde bunun FPS hızına bakalım. 23.98'miş. Hemen buraya gelelim bunu da değiştirelim. 23.98 son olarak color managementtan bunu filmikten standarda alalım. Şu bölümü kontrol ve boşluğa basarak biraz genişletelim. Videoyu da buraya sığdıralım. E dosyamızı mutlaka sık sık kaydedelim herhangi bir göçme durumuna karşılık. And track Nature dedim, doğayla ilgili bir çalışma yapacağız bu arada. Diyelim ki bir doğa seversiniz, doğayla ilgili bir video oluşturmak istiyorsunuz. Yani doğanın korunması ile ilgili bilinç sağlayacak bir video. Bunu Blender'da pekala yapabilirsiniz. Evet, şimdi Tracking Settings'ten bazı ayarları değiştirelim. E, motion modun Location'da tutabiliriz, konumda olsun. E, Keyframe'i previous frame e alalım, bir önceki karenin e, bilgilerini kendisine aktararak. Devam etsin. da aralım. Birazcık ışık farkını kontrast farkında iyi yakalama yapıyor. Birazcık ağırlaştırıyor track'i yalnız. Prepass'de zaten işaretli. E bu da gerekli oluyor. Genelde varsayılan değerde işaretli olduğu zaman. Tracking settings'te burada Correlation değerini birazcık düşüreceğim. Video kalitem çünkü çok yüksek değil. 0.6 değerine getiriyorum. Şimdi burada Detect Futures kullanacağız. Hemen buraya tıklıyoruz. Bu bölümde Detect Futures bölümünde Distance'ı birazcık küçülterek e, daha fazla tracker ekliyoruz. Aralarındaki mesafeyi daraltırsak çok daha fazla işaretçi sığıyor buraya. E şimdi burada Margin değeri var. Bu Margin değerini birazcık büyütebilirim. Şöyle 50'ye getirelim. 50'ye getirdiğimiz zaman daha çok şöyle orta kısımlarda bir yerde yoğunlaşacaktır. Kenarları azaltacaktır. Çünkü kenarlar hemen çıkış yaptığı için burayı biraz daha artırabiliriz. Mesela 70'te tutabiliriz. Hatta 100'e de getirebiliriz. Şöyle şu merkez bizim için yeterlidir. Kenarları yakalamasına gerek yok. Şimdi burada Ctrl+C ile bir kaydımızı yapalım. Tekrardan burada bakalım şöyle Home'a basıp 0'dan 402 bölümünü tam anlamıyla almış mı? Evet, almış. Şimdi Ctrl+T'ye basarak ya da Track özelliklerinde burada bakın Track Markers diyerek tarama işlemimize bir başlayalım bakalım. Evet şu anda location'da konumda tarama işlemi başladı. Mümkün olduğunca şu ileride işaretçi tutmaya dikkat edeceğiz. Arkadaşlar bu önemli. E çünkü video e, baya bir uzun. Yani 10 saniyenin üzerinde. Ne kadar ileride biz sağlam işaretçiler tutarsak bizim için o kadar etkileyici bir çalışma olacaktır. Evet tarama işlemimiz tamamlandı. Bu bölümlerde e, olabildiğince işaretçi var. Gayet güzel. Şimdi Ctrl-L ile bunları kilitleyelim. Alt-D ile diğerlerini gizleyelim. Bunlara tabi yukarıdaki bölümden de ulaşabilmek mümkündür. Bu seçeneklerden. Şimdi burada yeniden Detect Futures diyeceğiz. Yeni işaretçiler ekleyeceğiz. Ve bu sefer geriye doğru tarama işlemi yapacağız. Bunun için de Shift Ctrl T'ye basıyoruz. Geriye doğru tarama işlemini başlatıyoruz. Evet takip işlemimiz tamamlandı. Geriye doğru takip işlemleri Blender'da nispeten daha yavaş birkaç dakika sürebilir. Bu gayet doğal. Şimdi A ile bütün hepsini seçiyoruz. Alt L ile kilitleri kaldırıyoruz. Daha önce bazılarını kilitlemiştik. Şöyle bir oynatalım bakalım. Bakın görüldüğü üzere pek çok yerde işaretçimiz var. Bunlar da belli yerlerde duruyorlar. Özellikle şu orta bölümdekileri silmemeye gayret edeceğiz. Şimdi solva gelelim. Buraya geldikten sonra gerçi burada sağ tarafta kamera ve lens ayarlarında bir açalım. Burada belki değişiklikler yapabiliriz. Şimdi Refine bu kamerayı bilmiyorum neyle çekildiğini. Genelde burada Focal Length K1-K2'yi kullanıyorum ve başarılı da oluyor. Sizler kamera bilgisini tahmin edebiliyorsanız burada tabi Belki bir drone'da kullanılmış bir kameradır. Tam bilmiyorum. Burada sonrasında ben Blender'ı seçiyorum. Ee, özellikle kenarlarda bir distortion yamulma varsa e, Blender onu gideriyor. Şimdi burada Sol Camera Motion diyelim. Bir değerimizi görelim. Hata payımız çıkacaktır sağ üst tarafta. Bunu yapmadan önce Ctrl-S ile bir kaydedelim. Çünkü bazen bu çözülme tarama esnasında hatalar verebiliyor. Sol Camera Motion diyoruz. Evet, şu anda birçok e, burada işaretçi olduğu için biraz gecikebilir. Evet, işlem tamamlandı. Bazı veriler e, tanımlanamadı gibi bir ifade geldi. 474'lük bir hatamız var. Biraz bir temizleme yapalım, clean up'a gelelim. Şurada mesela 10 değerinde olanlar varsa, clean tracks diyerek bazıları ortaya gelmiş, bazıları şuralarda, bunları bir silelim. Sonra 9 değerinde varsa bir temizleyelim. Çok ortalardakilerden silmemeye dediğim gibi gayret edelim. Ayrıca bir 8 değerinde şöyle bir bakalım birkaç tane var. Bunda çok e, hani birin altına düşürmemize gerek yok. Çünkü kamera verilerini animasyona dönüştüreceğiz. Orada kamera verilerini düzenleyebiliriz. E şu 7'yi de bir silelim. Tekrardan bir sol camera motion diyelim bakalım. Evet şu anda 2.40'a düşürmüş durumdayız. Tabii birin altında olması gerekiyor dediğim gibi ama biraz daha temizlik yapalım. Şöyle 5 diyelim clean tracks. Ortalardan alıyor ama şuralara dokunmayacağız. Çünkü oralar veriyi sona kadar videonun sonuna kadar götüren veriler. Clean tracks 3'e gelelim. 3'te de bir bakalım. E, gerçi 3'ten önce bir, biz Tarayalım bakalım. Burada yeniden çözümleme yapalım. Çünkü orada bayağı ortada bayağı bir yeri seçti. E, ee, ne oldu? 1.72 oldu. Burada bir kaydedelim. Tekrar 3'te bir clean tracks yapalım. Yeniden bir tarayalım bakalım. Evet 1.41'e düşürmüş olduk. 2 dediğimiz zaman bir bakalım. 2'de bayağı bir yer gidiyor. Gerek yok. Şu anda bu 1.41'lik yeterlidir. Normal şartlarda zemin belirlemeyeceğiz bunda. Kamera hareketlerini animasyona dönüştüreceğiz. Ve nesnelerimiz de havada asılı kalacaklar. 1.41 o nedenle çok iyi. Çünkü ben bunun hani buradakileri de silersem birin altına tamam düşüreceğim belki ama şu karşı taraftaki belli yerleri de silmiş olacağız. Şöyle bir hareket ettirelim bakalım burayı. Ee, şöyle clean tracks dediğimiz zaman bakın şuradan gerçi ilerletelim. Bakın şuradakiler kalmalı. Bu ileriye kadar bizim işaretçi tutmamız gerekiyor. Onlar önemli. Yani onları sildiğimiz zaman bir silelim bakalım. Hata verirse geriye alırız. So camera motion diyelim. Evet 0.99 oldu. Bence bu çok iyidir. Yani En azından birin altına düşürmüş olduk. E dahası çünkü bir dediğimiz zaman bakın tekrardan bir çok geri silecektir. Hiç gerek yok. E çünkü en azından elimizde sağlamda olan bazı veriler olsun. Bu da aslında iki değeri de olabilirdi dediğim gibi çünkü animasyona dönüştüreceğiz. Gerek yok. Buradan hemen çıkalım tam ekrandan. Çünkü şu bölüme geldiğimiz zaman bakın problemli birçok yer olduğunu da görüyoruz. E ancak tabi bunlar veriyi saklasın gerek yok. Eğer burada zemin belirlemiş olsaydık normal bir kamera ta takibi çalışması yapmış olsaydık çok daha temiz bir çalışma yapacaktık. Şimdi şu bölümde bu set as background diyerek kameranın görüntülenmesini sağlayalım. Bakın burada kenarda bazı çarpıklıklar var. Bunları kamerada kamerayı blender'a aldığımız zaman genellikle düzeldiğini görüyoruz. Evet yani şöyle oynatalım bakalım. Gayet güzel. Şimdi burada layout bölümüne bir gelelim. Kameramızı seçelim. Ardından burada motion tracking'i ve kamera path yani kamera yolunu görüntüleyelim. İsterseniz burada işaretçilerin boyutunda büyütüp küçültebilirsiniz. Kamerayı seçtik burada kamera solver diyoruz. Bakın şu anda işaretçilerimizi burada görmekteyiz. İşaretçileri birazcık şöyle shift'e de basılı tutarak küçültelim, daha küçük bir halde gözüksünler. Evet. Şimdi bunu alt r g ve S'ye basarak sıfırlayalım kamerayı. Kameramıza biraz yakınlaşalım. Bunu döndüreceğiz. RX 90 diyerek döndürüyoruz. Şöyle birazcık geriye doğru alıyoruz. 3 ile kenar bölümüne geçelim. Şurada şöyle home diyelim. Bu alanı bir sığdıralım bakalım. Kayıtlı edelim dosyamızı. Kameramızı buradan ileriye doğru götürdüğümüz zaman bakın kamera artık burada bu alanda e, ileriye doğru gitmekte. Şimdi bizim yapacağımız şey nedir derseniz buraya bir tane yazı ekleyeceğiz biz. Bu yazı da şöyle nereye eklensin? Mesela burada cursor'ı shift ve sağ tıklamayla şuraya bir yere alalım. Shift A text diyeceğiz burada. Hemen rotate x 90 diyoruz. Bunun merkezini kendisine taşıyacağız. Set origin, origin to geometry diyoruz. Cursor'daydı normalde bunu bir küçültelim şöyle. Şuraya bir yere alalım. Merkezde bir yerde dursun. Yazı ayarlarına gelelim. Burada fontu değiştireceğiz. Ben bir font seçeceğim şimdi. Evet fontumuzu seçtik. Şimdi burada tabi bir şey planlamamız lazım. Yazıya yaklaşacağız. Burada giderek kamera yazıya yaklaşacak. Burada ne diyelim mesela? Doğayı koruyalım yazısı yazalım. Ancak e, doğayı ayrı olsun. İşte koruyalım yazısı ayrı olsun. Burada ne yapalım öncelikle? Buna büyük harflerle doğayı diyelim. Önce doğayı dedik. Ardından buna geometri bölümünde şöyle birazcık kalınlık katalım. Evet. R ve X ya da R ve Z ile bunu birazcık şöyle döndürebiliriz hafiften. Burada bir yerde dursun. Kamera açısından bir bakalım. Kameramız ilerlediği zaman bunu geride bırakacak. O nedenle bunun birazcık daha küçülmesinde fayda var. Şöyle biraz küçültelim. Ve kamerayı ilerlettiğimiz zaman kamerada bunu geçsin. Bunu biraz daha ileriye doğru alabiliriz. Bakalım kamera bunu geçecek mi? Evet şu anda şu bölgelerde yanlış yere bastık. Home'a basalım. Şurada sığdıralım. Blender'da imleci götürdüğünüz yerde işe yarıyor kısa yollar. Burada doğayı çok geride kalmamış. Biraz daha geriye 3 ile taşımamız gerekebilir. Şuralarda bir yerde tutabiliriz. Evet şu sona alalım. Bu yazıyı biraz daha şurada bir yerde tutabiliriz. Evet 3 ile kameranın sınırlarının dışına çıkartmış olalım. Şuralara bir yere gelelim. Tekrar ortaya bir yere. Bu bizim üstümüzden hani geçecek şu anda. Yalnız burada kameramızı bir seçelim. Şu an çok ağır oluyor. Background imajizi kaldırarak daha hızlı hareket ettirelim geçiş olarak. Evet kameranın bakın üzerinden geçecek. Şimdi bu bölümde tabi bundan bir tane daha çoğaltmamız gerekecek. biraz bunu bence küçültelim. Şöyle ilerlesin üstten geçsin. E, koruyalım da daha e, arka planda bir yerde olsun. Şöyle yapalım. Bu alana gelelim. Yazımız seçiliyken bunu Shift'e ile çoğaltalım. Doğayı önde olsun. Koruyalım da arka tarafta olsun. Mesela buna da e, büyük harflerle koruyalım, yazalım. Koruyalım. Evet. Şimdi Kamera açısından bakalım. Bunlar peş peşe gelecekler. Şimdi bakın burada birlik değerde biz oynattığımızda buradaki e, hani yazılar titreyebilir. Bakın titriyor zaten. Biz bakın özellikle şu bölümlerde geriye alalım biraz. Şuna dikkat edin. Titremeler oluyor. Onları da gidereceğiz. Çünkü kamerayı animasyon haline döndürerek bunu halledeceğiz. Burada bunların yerini bence değiştirelim. Bu mesela burada bir yerde dursun. Yan taraftan geçsin. Evet, doğayı koruyalım bölümü de. Ayrıca şurada bir yerde olsun. Biraz daha küçük yapabiliriz. Z ekseninde bu da şöyle şu tarafa doğru dönmüş olsun. Geriye gelelim. Bakın doğayı koruyalım yazısı. Tam ekran yapalım. Yakınlaştıralım. Bakın doğayı koruyalım yazısı da arka tarafta bir yerde geliyor. Yani burada. İsterseniz tabi biraz daha geriden alabiliriz bunu. Nasıl mesela 3'e basarız. Şu alanda bunu biraz daha geride de tutabiliriz pekala. Şöyle şuralarda bir yerde tutabiliriz. Başa alalım. Şurada sıfıra alalım. Evet. Bu buradan geçecek. Doğayı koruyalım yazısı. Burada yazıların hani önemli olan bunların Haliyle e, havada asılı kalıyormuş gibi bir görüntü de olmaz. Biraz daha büyütebiliriz bunu. Bunu da biraz daha büyütebiliriz. Şöyle alalım. Bu biraz daha önde olduğu için daha büyük olsun. Doğayı diyelim. Hızlandıralım. Ama gerçi kamera bu sefer dikkat edilirse e, yazının içinden geçecektir. Yazının içinden geçmeyelim bence. Bunu biraz daha... Küçültelim ve sol tarafa doğru alalım. Kamera yazının tam anlamıyla içinden geçmesin. Sıkıntı oluyor çünkü. Koruyalım da bu bölümde durabilir. Kamera içinde geçmediğine emin olalım. Evet. Gayet güzel. Şu anda fena değil. Şimdi gelin kamerayı normal animasyona dönüştürelim. Solver bölümüne geliyoruz. Constraint to F Curve diyerek bunu animasyon haline getiriyoruz. Ardından animasyon bölümüne geleceğiz. Burada şu bölümdeyken imlecim buraya F kör ve alacağız. Daha doğrusu graf editörü alacağız. Bakın şimdi bu alanı genişletelim. Şöyle buraya fare tekerleğini ileriye götürerek yakınlaşalım. Kameranın hareketlerinde nasıl da bir bozulma olduğunu görüyorsunuz. E bir değerlerinde bunu 0.3'lerde, 4'lerde tutsaydık buradaki değer birazcık daha düz olacaktı. Şimdi burada bunu çözmek için Alt ve O'ya basılı tutacağız. Yaklaşık 10 saniye ya da 15 saniye basılı tutalım. Bakın şu anda basılı tuttuğumuz zaman Alt O'ya buradaki yamuklukları nasıl da düzelttiğini görüyoruz. Tekrardan basabiliriz. Elimizi kaldırıp sürekli böyle bastığımız zaman buradaki kamera hareketlerini oldukça düz bir hale getirecektir. Her seferinde parmağımızı kaldırdığımız zaman alt O'ya 10'ar saniyelik bir süreçte basılı tutuyoruz. Biraz hantal gibi gözükebilir ama sonuçları itibariyle gayet güzel bir iş çıkaracaktır. Bakın burada kameranın artık hareketleri tabi burada yamukluklar aşağıya doğru ama o kameranın doğal hareketi daha fazla düzleşmeyecektir. Belli bir yere kadar zaten bunları düzleştiriyor. Key bölümünde bunu görebiliyoruz zaten. Smooth keys yani buradaki anahtarları yumuşatmış oluyoruz. Buradan çıkalım layout'a gelelim. Kaydımızı bir yapalım. Şimdi bir oynatalım bakalım. Yazılar artık çok daha böyle hareket yani kımıldamadan kameraya doğru yaklaşacaktır. Çok daha güzel bir efekt oluşturmuş olacağız. Şimdi burada ne yapalım derseniz tekrardan kamerada background imajizi açabiliriz. Bakın burada birazcık daha tabii artık ağır olmaktadır. Şimdi ne yapalım? Bir de buna doku ekleyelim isterseniz. Bunu seçelim bir tanesini. Hemen shading bölümüne gelelim. New diyelim. Yeni bir tane doku oluşturalım. Öncesinde e, tercihler bölümüne geldikten sonra burada Node Wrangler'ı aktif hale getireceğiz. Tıklıyoruz. çünkü bir kısa yol kullanacağız. Otomatik olarak doku ekleme kullanacağız. Buradaki düğümümüz seçiliyken Shift Ctrl T basarak doku dosyasını buluyoruz. Evet düğümümüz seçiliyken açmıştık. Şimdi bulduk. Buradaki klasörü Diffuse'u seçiyoruz. Normal'e ve Roughness'ı sizler diğerlerini de ekleyebilirsiniz. Principle Texture Setup diyoruz. Burada hemen otomatik olarak bu setup'ı yapacaktır. Yazımızı da buradan buluyoruz. Evet görüldüğü üzere böyle bir yapıda e, baya bir sorunlu. Çünkü bunu bu şekilde eklemeyecektik. Unuttuğumuz bir şey var. Bunu dönüştürecektik. Hemen şimdi dönüştürelim. Convert to diyelim. Mesh from Curve yani bunun mesh nesnesine bir dönüştürelim. Edit moduna geçiş yaptıktan sonra aile hepsini seçelim. U'ya basalım. Burada Smart UI Project diyebiliriz. Hemen Smart UI Project dedikten sonra burada artık dokunun çok daha etkili bir şekilde bunun üzerinde bağlandığını göreceğiz. Evet, görüldüğü üzere böyle bir şeklimiz var. Sanki bu yazı doğadan bir parçaymış gibi. Layout'a gelelim. Burada render'ı e, iviye alabiliriz. Bir de ışıklandırmayı ayarlayalım. Işığımızı seçelim. Tepe görünümünden. E, ışığımızı şöyle bunu sana alabiliriz. 10 değerini veririz. Şöyle şu tarafa doğru getiririz. Yüzünü de buradaki yazılara doğru çeviririz. Evet. Görüldüğü üzere doğayı görmüş olduk bu şekilde. Yine ışığımız seçiliyken R ile döndürerek bakın bu bölümde gölgeyi daha da belirleyebiliriz. İsterseniz ışık ayarlarından shadow'u kapatabiliriz. İç kısımlara gölge vurmasına gerek yok. Bakın doğayı derken burada e sanki taşlardan ve e böyle doğadaki bitkilerden oluşmuş bir yazımız varmış gibi bir efekt vermiş olduk. E aynı şekilde buna da ekleyeceğiz. Bunu da dönüştürelim. Dönüştürmeyi çünkü biraz önce unuttuk. Hemen girelim A'ya basalım. U. Smart UV Project diyelim. Sonradan da yapılabiliyor. Sorun değil. Yine Shading bölümüne gelelim. Aynı işlemi de buna da yapacağız. Gerçi şöyle de olabilir. E, bunu seçelim önce ya da şöyle yapalım. Bunu seçelim. Sonra bunu seçelim. Ctrl-L ile Materials dediğimiz zaman aynı materyali ona da otomatik olarak eklemiş oluyoruz. Evet. Doğayı koruyalım. Yazımız burada. E, artık şurada bir kaydedelim. E, burayı da bir büyütelim. Şöyle oynatalım bakalım. Yazılarımız giderek yaklaşıyor. Şu üzerindekileri birazcık şey yapabiliriz. Shading'e gelelim. Küçültebiliriz. E, burayı bir tam anlamıyla sığdıralım. Şöyle yapalım. Burada scale bölümünde örneğin 3'e 3 diyerek biraz daha böyle küçük bir hale getirebiliriz. Göze çok çarpmasın. Evet 4'e 4. E 4. E aynı değerler orada da geçerli oluyor. Bir bakalım burada çok daha iyi olduğunu görüyoruz. Şöyle tam ekran yapalım. Bir de şuradan kameramızı seçip background images de şurada opacity tam anlamıyla açalım. Şurayı şöyle tam ekran evet oynatalım bakalım. Doğayı koruyalım. Yazılarımıza yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Dediğim gibi bu yazıları istediğiniz yere konumlandırabilirsiniz. İsterseniz e, alt taraftan da pekala geçebilir. Evet yavaş yavaş geçiş yaptığını görüyoruz. Gayet güzel. Bunların yerlerini dediğim gibi değiştirirken e, kameranın içler içinden geçmemesine dikkat edelim. Biraz daha belki bunu aşağıya alırsak kamera içinden geçer mi? Şuralarda bir yerde alttan geçecektir. Doğayı sol tarafta burada olsun koruyalım da alttan olsun alt tarafta biraz daha o ki alttan geçecekse şurada bir yerde durabilir biraz daha merkeze bir yere alabiliriz tam olarak koruyalımın üstünden geçelim diyorum ben Şöyle şurada bir yerde durursa evet buna bakalım bu da şöyle Şurada bir yerde durabilir. Biraz daha z ekseninde bu tarafa doğru döndürsek doğayı evet oradan geçiyor. Koruyalım da buradan bir yerden geçecek. Biraz daha şu tarafa bir yere pekala alabiliriz. Tam anlamıyla üstünden geçelim. Evet dilerseniz tabi başka başka yazılar da ekleyebilirsiniz. Ben burada tabi iyi de render edeceğim. Gölge de ekleyebiliriz Cycles'da. Bir zemin ekleyip. Gölgeleri de düşebilir. Ancak onu da farklı bir dersimizde örneklendirebilirim. Çünkü dersleri çok uzun tutmak istemiyorum. Bir de gölgeler çok tutarlı olmuyor. Çünkü bunlar havada asılı kaldığı için bir de kamera ayarlarıyla oynadığımız için gölgeler biraz böyle sanki sapıyormuş gibi olabiliyor. Yine de etkili oluyor tabi. Şimdi render image dediğimiz zaman böyle bir render gördük. Burada render ayarlarında bunu filmden tabii ki transparent'a alacağız. Bir kere daha render edelim. Evet böyle bir görüntümüz var. Dilerseniz ışığı seçip ışık ayarlarında da burada daha da artırıp bunları çok daha 30 değerini verip çok daha parlak bir şekilde render edebiliriz. Tabi şu anda arka taraf niye gözükmüyor derseniz bunun için kompozitlemeye gelmemiz lazım. Use Nodes diyoruz. Ee, alpha over'ı eklememiz gerekiyor. Hemen şurada tabi movie clip'i ekledikten sonra e, alpha over ki bununla ilgili de bir dersim vardı hatırlarsanız. Yanlışlıkla alpha convert'i ekledik. Alpha over diyelim. Background'da bu dursun. Şunu keselim. Bu da foreground'da dursun. Sonra bunu e, shift kontrol tıklamayla arka tarafta da görüntülenecek hale getirelim. Alt home'la sığdıralım. Evet. Rendering iç diyelim. Bakın burada görüntülemiş olduk. Yalnız çok parlak olduğunu görüyoruz. Hiç gerek yok. Işığımızda e, ışığımızda bu değeri şöyle tekrardan e, ona 10'a falan getirebiliriz. Ya da 12'ye getirebiliriz. E, ışığımızı çok daha farklı bir alana da taşıyabiliriz pekala. Kamera açısından tepe görünümünden şöyle şu tarafta tam olarak yüzeylerine doğru tutabiliriz. 3 ile bunu G ve Z ile bu tarafa alırız ışığı ve tekrar tam anlamıyla yüzeylerine doğru tutabiliriz. Bir render edelim bakalım. Evet daha iyi bir şekilde okunduğunu görmekteyiz. Tabi burada daha iyi yapabilirdik. Hani şu iç kısımlarını özellikle. E onlar da shader ilgili bazı hani ayarlar yapmak gerekiyor. Burada sizler çok daha farklı bir bakalım çalışmalar pekala yapabilirsiniz. Burada mesela UV'ye değil de normal özelliklerini alınabilir. Generated'e alınabilir. Ama biz UV'de yapmış olduğumuz için oraya almış olduk. Bunu da tutabiliriz. Hepsinde zaten aynı değerler var. Hani çok kalın olduğunu düşünüyorsak bunu böyle Y ekseninde birazcık ölçeklendirebiliriz. S, Y mesela daha da dar bir hale getirebiliriz. Bu açıdan bakalım. Evet. Bunu da aynı şekilde S ve Y'de bir bakalım. Şöyle tabii buna yakınlaşmamız lazım. E, ölçeklendirme aracını layoutta seçersek çok daha iyi ölçeklendirebiliriz. Tekrar buraya gelelim. Şurada normal değerlerine göre şekilde birazcık daha daraltabiliriz. Evet girelim kamera açısına. Bir başa alalım. Doğayı koruyalım. Yazımız bu şekilde. Titremeler nispeten çok ama çok daha az çünkü kareleri yumuşattık. Evet tek yapmamız gereken artık burada render işlemini başlatmak. Render işlemi içinde tekrardan şuraya bir yere gelelim. İvi de yapacağız. İvi çok hızlı çıkartıyor biliyorsunuz. Cycles birazcık daha gerçekçi çıkartıyor ama Cyclops render edelim bakalım. Daha uzun sürüyor. Ama şu andaki haliyle e, çok da Eevee'den farkı yok. Mesela şurada slot 1'de tutalım. Slot 2'ye alalım. Bir de Eevee'de render edip sonucumuzu bir görelim. Hemen şurada Eevee'de render'ı alalım. Bir bakalım. Evet Eevee'de çok daha hızlı. Saniyeler sürüyor. Slot 1'e alalım. Bakın biraz daha böyle iç kısımlarında sanki gölgeyi koruyormuş gibi. Yani Tercih tamamen size kalmıştır. İstediğinizle render edebilirsiniz. E, render işlemlerinden artık yani her zaman bahsediyorum. Burada output'u belirlersiniz. Ben genelde ffmpeg video'yu seçiyorum encoding'de. de neyi seçiyorum? mp4'ü seçiyorum. High quality'yi seçiyorum ve ardından render animation diyerek animasyonumuzu tamamlıyoruz. E şimdi ben bir render edeyim. Sonucu da sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar render işlemimiz tamamlandı. Hemen şöyle videomuzu oynatarak sonucumuzu görelim. Evet "Doğayı koruyalım" yazısı dikkat edilirse e, gayet güzel bir şekilde görüntülenmekte. Kamera ileriye doğru gidiyor, nesnelere doğru yakınlaşıyor. Gayet güzel olmuş. E, Tabi burada bu doğayı koruyalım yazısı üzerinde daha iyi bir renk düzenlemesi yapılabilirdi. E, ağaçlarla daha uyumlu bir yeşil ton verilebilirdi. E, bu tür çalışmalarda sizler yaparsınız. Ayrıca konumları yerleri değiştirilebilir. E, ölçeklendirme yapabilirsiniz. Daha büyük daha küçük bir hale getirebilirsiniz. Hatta bu O harfinin içerisinden kamerayı geçirebilirsiniz. Onunla ilgili bazı problemler var. Öğrendiğim zaman nasıl yapılacağı ile ilgili burada harflerin içerisinden geçme ile ilgili. Onu da sizlerle paylaşırım. Evet görüldüğü üzere gayet güzel yazılarda herhangi bir şekilde bir titreme, sarsılma yok. Ancak normal kamera tracking değerlerinde baya bir sarsılma vardı. Kamerayı animasyon haline getirip bu şekilde çıkardık. Tabi dediğim gibi gölgeler de ayrıca yere vurabilir bunun için Cycles'da render etmek gerekiyor. Burada tabi gölgeler çok iyi yansımayacaktır. Başka bir projede deneriz onu. Bir de dediğim gibi gölgeler böyle çok şey durmuyor. Sanki hareket ediyormuş gibi bir ilüzyon oluyor. Evet gayet güzel bir çalışma oldu. Sizler bunu istediğiniz çalışmada pekala kullanabilirsiniz. Farklı farklı amaçlarla. Reklamcılıkta bu tür yazılarla, yazı efektleriyle de karşılaşmak mümkündür. Evet arkadaşlar, böylece bir Blender dersinin de sonuna gelmiş olduk. Sonraki Blender derslerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.